İki yoldan yapabiliriz. Birincisinde eşlenikle çarpabiliriz. Karekök 10 eksi karekök 5 bölü kök 2 eksi 1'i biz payı paydayı kök 2 artı 1 ile bunu da kök 2 artı 1 ile çarparız. Üst tarafta dağılma özelliği uygulayacağız. Karekök 10 çarpı karekök 2'den karekök 20 olur. Artı karekök 10 eksi kök 5 artı kök 2 kök içinde çarpıldığında eksi karekök 10 olur. Eksi kök 5 ile artı 1'den de eksi karekök 5 gelir. Alt tarafta 2 kare farkından 2 eksi 1'den 1 geldi. Bunlar birbirini götürür. Karekök 20 eksi karekök 5 kalacaktır. Kök 20 de 4 çarpı 5'tir. 4 dışarıya 2 çıktığı için 2 tane karekök 5 eksi karekök 5'ten sonuç karekök 5 olur. İkinci yoldan yapalım. Bu daha pratik. Üst tarafta çarpanlar ayırma yöntemiyle alttakine benzer bir ifade, hatta aynısını elde etmek mümkündür. Çünkü burada kök 2 çarpı kök 5 var. Burada da eksi kök 5. Alt tarafta kök 2 eksi 1 var. Kök 5 parantezini alırsak kök 2 eksi 1, alt tarafta da kök 2 eksi 1 kalıyor. Bunlar birbirini götürünce sonuç otomatikman kök 5 olarak bulunur.